Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler adlı kitabımızın çözümlerini kaldığımız yerden yapmaya devam ediyoruz. Peki hocam, nerede kalmıştık? 26, 27 ve 28. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Önce iki tane dizilim problemi, daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım yiyecek içecek problemleri diye devam edeceğiz. Ekranda da gördüğünüz gibi ilk sorumuzda vakit kaybetmeden dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle bize denmiş ki bakın, kenar uzunlukları şekilde belirtilen bir mantar pano bir yüzeyin alanı 16 santimetre kare olan kare şeklindeki not kağıtlarıyla. Şimdi bir yüzeyinin alanı 16 santimetre kare ise sevgili gençler, bu karemizin bir kenarı 4 birimdir ya da 4 santimetredir, 4 santimetredir diyebiliriz. Bu bir. İkincisi, şekildeki gibi aralarına ikişer santimetre boşluk bırakılarak tamamen dolduruluyor. Aynı pano aynı not kağıtlarıyla aralarında boşluk bırakmadan ve üst üste getirilmeden tamamen kaplanmak isteniyor. Buna göre kaç tane not kağıdı daha gereklidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın, şunlar 4'er santimetre, aralarında da 2'şer 2'şer boşluklar var. Yani bir tane not kağıdı bir tane boşluk toplamda 6 santimetre yapıyor arkadaşlarım. Ben 40 santimetrenin içerisinde bu 6 santimetrelerden ne kadar olduğunu bulabilirim. 6 defa vardır, 36 çıkardım 4. Şimdi bakın, bir not kağıdı bir boşluk 6 santimetreydi. 6 defa not kağıdı artı boşluklardan sığıyor buraya. En son bir tane daha 4 santimetrelikten sığar. Yani buraya 7 tane sevgili gençler, üst üste 7 tane not kağıdı konuluyormuş aslına bakarsanız. Bir de bunun yatayını bulalım. Tabi bu sefer de 64'ü 6'ya böleceğiz. Bir not kağıdı bir boşluk şeklinde bakın. Bir not kağıdı bir boşluk. 6'ya böldünüz, 10 tane var. 60 çıkardık 4. Bakın 10 tane kağıt konuluyor. Artı şu 4 santimlik kısmada bir tane daha konulacaktır. Dolayısıyla 11 tane. 11 tane de buraya dedik. Şimdi 7 çarpı 11'den hali hazırda 77 tane not kağıdı varmış burada. Peki. Şimdi bize sorulan soru şu. Diyor ki, eğer ki şu ikişer santimetrelik boşluklar bırakılmamış olsaydı o zaman ne olurdu diye soruluyor. O zaman da şunu diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burası 40 santimetreydi. 40'ı direkt 4'e bölecektik. Ne yapardı? 10 tane yapacaktı. Yani üst üste 10 tane sığacaktı. Daha sonrasında 64'ü de sevgili arkadaşlarım 4'e bölecektik. 64'ün içerisinde 4 16 defadır. Yan yana da 16 tane sığacaktı. 10 çarpı 16'dan 160 tane sığacaktı. Önceden ne kadar sığmıştı? 77 tane. Peki kaç tane daha gereklidir diye sorulmuş. Üstünden çıkaracağız bunu. 160'dan 77'yi çıkarırsanız 23 artı 60'tan 83 tane daha kağıt gereklidir deriz arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da bu olur deriz. Çözüm kısmına çözmedim. Siz çözüm kısmına çözerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçtik ikinci sorumuza. Güzel de bir soru. Şekildeki özdeş raflardan oluşan kitaplığın ilk iki rafına Metin Yayınları TYT Kitapları şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bakın, burada 3 tane yatay var. 3 tane yatay pozisyonda. 4 artı 3'ten 7 tane dikey pozisyonda yerleştirilmiş. Alttaki rafın uzunluğu, bakın şu 3 yatay artı 7 dikey tamamen rafı kapladığı için rafın uzunluğuna eşittir. Alttaki de tamamen rafı kapladığı için bu da rafın uzunluğuna eşit olacak. Bu sefer ama 4 tane yatay ve 3 tane de dikey konulmuş gençler. Bu da rafın uzunluğu, bu da rafın uzunluğu. O zaman ben bunları birbirine bir güzel eşitlerim. Hemen şunu şuradan alırım, şuraya koyarım ve bunlar birbirine eşittir derim. Böylelikle 3 yatayı bu tarafa atarsanız yatay kalır. 3 dikeyi bu tarafa gönderirseniz 4 tane dikey kalır arkadaşlarım. Yani bir tane yatay kitabın uzunluğu, yatay duran kitabın uzunluğu, dikey duran kitapların 4 tanesinin uzunluğuna eşitmiş. Yani şöyle diyebiliriz. Şu 4 tanesi aslına bakarsanız bir tane şundana eşitmiş. Anlaştık. Pekala, bu kitaplar şekildeki gibi 3. rafa yatay, yani şuraya arkadaşlarım tamamı yatay olacak şekilde, 4. rafa dikey dizileceğine göre bu iki rafa toplamda en çok kaç tane kitap dizilir diye sorulmuş. Bakın, yatay olarak dizilecek olursak biz şimdi bir rafa zaten ne kadar diziliyordu? 3 tane yatay artı 7 dikeyi de ben 4 dikey artı 3 tane dikey diye ayırırsam şu 4 tane dikey de bir tane yatay yapıyordu. Yani toplamda 4 tane yatay, 3 tane dikey, ama o 3 tane dikeyin olduğu yere bir tane yatay kitap sığmıyor. O zaman ne diyeceğiz? Bu şekilde koyacak olursak şurada şu kadar bir boşluk kalacaktır. Ben buraya kadar ancak yatay kitap doldurabilirim arkadaşlar. Bu şekilde yatay yatay doldururuz. Tamam mı?
Bu yatayları doldurduktan sonra şurada kalan boşluk, artık oraya bir şey dolduramıyoruz. Peki tabii bir de şöyle bir durum var. Yan yana 4 tane sığdırdık ama üst üste de sığabilir. Bakın nokta 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 koymuş ya. Şu bir dikey kitabın, yani bir yatay kitabın uzunluğu bu ne demekti? 4 tane dikeydi. Yani o zaman ben bunları şu şekilde üst üste üst üste, demek ki kaç tane sığdırabiliyormuşum arkadaşlar? 4 tane sığıyormuş buraya. Peki madem 4 tane sığıyor, dörderli dörderli, bakın 4 burada, 4 tane üst üste koydum. E yan yana ben bu şekilde 4 tane koyarsam ne olur? 16 tane kitap sığar buraya, bu cepte. Bir de alttakilere bakacağız şimdi. Aynı şekilde bir yatay 4 dikey değil miydi? O zaman 3 yatay nedir? 3 çarpı 4 dikeydir. Artı bir de 7 dikeyimiz var. Bakın şurası ne yaptı? 12 dikey yaptı. Artı 7 dikey daha kaç yapar? 19 tane dikey yapar. Demek ki buraya da 19 tane bu şekilde dikey dikey sığıyormuş arkadaşlarım. 19 buraya, 16 tane buraya ise toplam 35 tane kitap sığar arkadaşlar. Şekilde gösterildiği gibi 3. ve 4. rafın toplamı. Evet, ikinci sorumuzu çözdük. Nereye geçiyoruz? Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz dediğimiz şey aslında birinci soru, yiyecek içecek problemlerini çözeceğiz arkadaşlar şimdi. Bir pastanede çilekli ve muzlu olmak üzere iki çeşit meyveli pasta yapılmaktadır. Her çilekli pastada kullanılan çilek sayısı birbirine, her muzlu pastada kullanılan muz sayısı da birbirine aynı zamanda eşitmiş. Bu pastanede denilmiş iki tane çilekli, bakın iki tane çilekli, 3 tane muzlu pasta için toplam 24 adet meyve kullanılmış. 1 tane çilekli, 5 tane muzlu pasta içinde toplam 26 tane meyve kullanılmış. Buna göre bu pastanede 1 çilekli, 2 muzlu pasta için 1 tane çilekli, 2 tane de muzlu pasta için kaç tane meyve kullanılır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar denklemler bunlar. Bunları çözeceğiz. Ç'yi M'yi bulunca zaten olay tamamlanacak. Biz öncelikle Ç ve M için farklı bir denklem daha üretelim. Ya da Ç'yi M'yi buradan bulabiliriz zaten. Nasıl buluruz hocam? Şöyle yaparsınız. Örnek veriyorum. Şunu 2 ile çarpın. 2Ç artı 10M eşittir 52 yapacaktır değil mi? Peki şimdi çıkarın şundan şunu. 52'den 24 çıkarsa eğer 28 kalır. 2Ç'ler gider. 10M'den 3M'yi çıkardınız 7M. Buradan M kaç gelir arkadaşlar? 4. Bakın buradaki M 4'müş. Dolayısıyla şurası 8 yapar. M 4 ise şurası 20'dir. 20'ye ne eklersem 26 olur. Tabii ki 6. Demek ki Ç'de 6'ymış arkadaşlar. 6 ile 8'in toplamı sorulmuş. Doğru cevap 14'tü diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum İkinci sorumla. Bir market satmak için onlu yumurta kolilerinden bir miktar almış arkadaşlar. Şimdi koliler onluymuş. Koliler onarlı. Pekala. Market çalışanı kolileri kontrol ediyor. İki tane kolide 3. Üçer yumurtanın, geri kalan kolilerde ise dörder yumurtanın kırık olduğunu fark ediyor. Ne kadar koli aldığımız belli değil. Dolayısıyla koli sayısı dedim. Koli sayısına ben x diyeceğim. Şimdi bu koli sayılarından iki tanesinde sevgili arkadaşlarım üçer tane kırık yumurta varmış. Geri kalanlarında, yani x eksi 2 tanesinde kaç tane yumurta kırıkmış? Dörder tane yumurta kırıkmış. Tüm kolilerdeki sağlam yumurta sayısının toplamı 98 olduğuna göre marketin aldığı yumurta kolilerinin sayısı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğim. Ben sağlam yumurtaları nasıl bulurum? Tüm yumurtalardan kırıkları çıkarırız. Dolayısıyla benim onarlıydı kolilerim ve x tane aldıysam 10x tane yumurta almışım ben. Bunlarda 2 çarpı 3 6 tanesi kırık çıkmış. Başka 4 çarpı x eksi 2 tanesi daha kırık. 4 çarpı x eksi 2 tanesi daha kırıksa o kırıkları da çıkaracağımız için bu kadar sağlam yumurta vardır. Sağlam yumurta sayısını bize kaç vermiş? 98 vermiş. O zaman 10x eksi 6 eksi 4x artı 8 eşittir 98 dedim. Bakın burada 8 eksi 6 daha 2 yapar. O 2'yi bunun yanına atarsanız arkadaşlar ne olur? 96 olur burası. 10x'ten 4x'i çıkardınız, 6x kaldı. 6x 96 ise x kaçtır? Tabii ki 16'dır. Bize koli sayısı sorulmuş. Kaç koli yumurta alınmıştır diye. Biz zaten ona x demiştik. X de 16'ymış. Doğru cevap bu olacaktı gençler. Ve üçüncü sorumuz. Gülce cebindeki paranın tamamı ile kilo fiyatı sırasıyla 18 ve 12 olan elma ve armutlardan almış. Elma almasaydı parasının tamamıyla fazladan 15 kilo armut alıyormuş. Armut almasaydı parasının tamamıyla fazladan 10 kilo sevgili arkadaşlarım elma alabiliyormuş. Buna göre Gülce'nin parasının tamamı kaç liradır diye sormuş. Şimdi elmanın ve armutun kilo fiyatlarını biliyoruz ama neyi bilmiyoruz burada?
kaç kilo aldığını bilmiyoruz. O zaman şöyle diyelim direkt hiç uğraşmadan. Elmaların kaç kilo almışız? E kilo almış olalım. Armutlardan da A kilo almış olalım diyelim. Tamam mı? Hani elmaya E, armuta A diyelim, karışmasın. Şimdi o halde gençler ben diyorum ki kilosu sırasıyla 18 ve 12 olan elma ve armuttan almış ya. Elmadan almış E kilo. Kilosu 18 ise 18 E buraya harcamış. Bunun da kilosu 12 idi. 12 A da armuta harcamış. Toplam harcadığı para bu. Peki toplam harcadığı para buysa elma almasaydı diyor. Yani armutu yine alacak. 12 A armutu yine alıyor. Fazladan 15 kilo daha alacaktı diyor. Bak 15 çarpı armutun kilosu neydi? 12 idi hocam. Çarpı 12. Yani aslına bakarsanız bu kızın Gülce'nin cebindeki para bu. Gülce'nin cebindeki para işte şurası arkadaşlar. Tamam. Ve sonrasında bir daha demiş ki armut almasaydı. Yani 18 E'yi harcasın buraya. Artı fazladan 10 kilo daha elma alacaktı. 10 kilo elma ne yapar? 10 çarpı kilosu neydi? 18 liraydı. Elmaların bu kadarlık daha parası artıyormuş. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bak aslında armut almasaydı bu kadar diyor ya. Armut almamış olsa aslında armuta 180 lira harcadığını biliyoruz. Elma almasaydı diyor. Demek ki 15 çarpı 12'den 180 lira da buna harcamış. O zaman Gülce'nin parasının tamamı 180 artı 180'den kaçtır? 360'tır. Birazcık basit düşününce her şey çok kolay gençler. 27. sayfada 4. soru. Bir restoranda yalnızca aşağıdaki menüde yazanlar servis edilmekte. Menümüz bu arkadaşlar. Çirkin bir menüsü varmış. Böyle bir restoran alsa, gerçi fiyatlar uygunmuş ama şu an kuşbaşılı pideyi 18 liraya nerede buluyorsun? Kim kaybetmiş de biz bulacağız. Olsa da yesek. Gecenin bir vakti ama canımız da çekiyor. Bu restorana gelen 40 kişilik bir gruptaki her bir kişi kebap çeşitlerinden, bakın 40 kişi grup unutmayın, kebap çeşitlerinden birer tane sipariş etmiş ve grubun yarısı birer ayran almış. Şimdi grubun yarısı 20 kişi. Grubun yarısı 20 kişi. Ayran 10 lira. Dolayısıyla kafadan zaten 200 lira ayrana verdiler. 20 kere ondan 200 lira ayrana para verdiler bunlar. Tamam mı? Sonra da okuyalım bakalım. Sipariş alan garson yeterince kebapların olmadığını bildirmiş. Bunun üzerine gruptaki her bir kişi pide çeşitlerinden birer tane sipariş vermiş. Ve gruptaki bu sefer herkes birer ayran istemiş. Yani arkadaşlar olay şu. Kebap çeşitlerinden birer tane sipariş etmiş her kişi. Ama bunun üzerine gençler bu gruptaki hani kebap fazla olmadığını söyleyince garson, hani kebap o kadar çıkmaz demiş. 40 tane kebap üretemeyiz şu anda demiş. Sipariş alan garson bunu söylemiş ve bunun üzerine gruptaki her bir kişi pide çeşitlerinden birer tane almaya karar vermiş. Ve herkes birer ayran istiyorum demiş. Tabii kebaba göre pideler daha uygun olduğu için pide alıyorsam yanına bir de ayran alayım demiş. İlla o para harcanacak yani. Peki ilk durumda Adana kebap siparişi verenlerin tamamı, Urfa kebap siparişi verenlerin 6 tanesi, son durumda kuşbaşılı pide sipariş vermiş. Son durumda grubun ödeyeceği hesap ilk duruma göre 600 lira daha az olduğuna göre. Başlangıçta Adana kebap siparişi veren kaç kişi vardır diye sorulmuş. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Adana siparişi verenler ve Urfa siparişi verenler, hangisi acıydı? Adana acıdır kesin. Urfa tatlı olan köfteydi sanırım, ben öyle hatırlıyorum. Peki Adana sipariş eden eğer x kişi varsa, Urfa sipariş eden 40 eksi x kişi vardır arkadaşlar. Çünkü grup 40 kişiydi. Bu bir. İkincisi, demiş ki bakın ilk durumda Adana kebap siparişi verenlerin tamamı, yani şunlar, kuşbaşılı pide sipariş etmişler. Yani 18 çarpı x kadar mutlaka kuşbaşılı pideye ödenecek miktar. Tamam. Urfa kebap siparişi verenlerin 6 tanesi. Yani bunun üzerine 6 çarpı 18 daha. 18 liraydı kuşbaşılı. Onlar da kuşbaşılı söylemişler. Şimdi x artı 6 kişi kuşbaşılı aldığını biliyoruz. Grup 40 kişi değil miydi kardeşim? 40'tan ben bu x artı 6'yı bir güzel çıkarırım. 34 eksi x gelir. 34 eksi x kişi de doğal olarak kıymalı pide söylemiş. Kıymalı pide de 15 lira gördüğünüz üzere. Bunları topladık. Bir de ayran vardı. Değil mi? O ayran ama şey, ilk siparişi göre ayran. Şimdi ikinci durumda ise neydi? Tüm herkes ayran sipariş ediyor. 40 kişinin hepsi ayran alıyorsa 400 lira da burası var. Şu kırmızıyla yazdığım ayran. Şimdi bakın bu ikinci durum. Karıştırmayın, tamam mı? Şurası ikinci durum. Şimdi birinci duruma geçelim.
X kişi Adana sipariş etmişti. Adana 40 liraydı. 40x buraya gitti zaten. Artı Urfa sipariş edenler 40x kişiydi ve Urfa 35 liraydı. 35 çarpı 40x dedim. Artı 200 liralık da ayran vardı, onu unutmayalım lütfen. Ayranı kırmızıyla yazdım. Pekala. Demiş ki son durumda grubun ödeyeceği hesap ilk duruma göre 600 lira azmış. Yani şu sarıyla işaretledim. Şundan 600 eksikmiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım önce buraları düzenleyelim ve toparlayalım. 18x'imiz var. Yazıyorum şuraya 18x. 6 kere 18 108 yapar arkadaşlar. 15 kere 34. 15 kere 34'ü şuraya çarpalım ya, olmaz mı? Ya da 340 artı 170 desek de bence gelir. Toplarsanız ne gelir? 510 artı 510 ve eksi 35x. Pardon, eksi 35x olur mu? Yanlış yere gittim. Birden şuraya gittim ya. Olmaz öyle, olur mu? Bir de ne vardı? 15x, eksi 15x. Artı bir de 400'ümüz var. Pekala. Şimdi bu diğerinden 600 lira eksik olduğuna göre ben bunu 600'ü eklersem diğerine eşit olacaktır. Diğeri dediğim şey ne? O da şu. Hemen şunu birazcık kenara çektim. O da şu arkadaşlarım, bakın. Eşittir diyorum. 40x artı 35 kere 40 ki kendileri bakalım 1400 yapar. Eksi 35x artı 200 dedik. Pekala, bu buna eşitmiş, artık x'i bulacağız, tamam mı? 18x'ten 15x'i çıkardım. 3x burada kaldı. Daha sonrasında 510, 108 daha 618 yapar. 618'e gider 600'e eklersem 1218 gelir. 1218. Eşittir diyorum. Şunların her birini topladım zaten şu an. Topladık mı bakalım. Ha, şu 400'ü toplamadık ha. Bir de 400 var. 1618 yapar arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. 1618. Peki karşıda ne var? 40x'ten 35x'i çıkardık. 5x. 1400, 200 daha 1600 yapar. Bakın 1618'in yanına 1600'ü çaktım, 18. 3x'i de karşıya pompaladım. Ne oldu? 2x de burada kaldı. X kaç yapar? 9 yapar. Şimdi ne demişti? Adana sipariş eden kaç kişi vardır diye sormuştu başlangıçta. Ben başlangıçta Adana sipariş eden x kişi vardır diyordum. O zaman x kaçmış? 9'muş. Demek ki başlangıçta Adana sipariş eden toplamda 9 kişi varmış diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum bir diğer sorumla. Denklem kurularak çözülen problemlerdeyiz arkadaşlar. Şu kısmı siliyorum. Bayağı bir yer harcamışız yandaki soru için. Bir teknoloji mağazası eksiklikleri belirlemek için sayım yapmış. Hani bizim neyimiz var, neyimiz yok, bir sayalım malları demişler. Bu sayım sonucunda mağazada bulunan cep telefonlarının sayısı, bakın cep telefonlarının sayısı, televizyonların sayısı var, bir de bilgisayarlar var. Bilgisayarlar da PC diyelim. Güzel. Şimdi cep telefonlarının sayısı televizyonların sayısından 3 katından 2 fazla. Şimdi ben televizyonların sayısına x dedim. 3 katından 2 fazla kadar cep telefonu varmış. Televizyonların sayısı da bilgisayarların sayısından 5 fazlaysa demek ki burası da x eksi 5'miş arkadaşlar. Çok güzel. Bu mağazadaki cep telefonu, televizyon ve bilgisayarların toplam sayısı 97. Çok basit oldu. Hepsini topluyoruz, 97 eşitliyoruz. Hadi bakalım. 3x, x daha 4x, x daha 5x yapar. 2'den 5'i çıkardım, eksi 3 geldi, eşittir 97 ise. 5x buradan 100 yapar. Her iki tarafı 5'e böldünüz. X eşittir 20 gelir. Hayırlı işler diyoruz mağazamıza. Devam edelim ikinci sorumuza. Bir bilgi yarışması var. Bu bilgi yarışmasındaki kurallara göre yarışmacılar her doğru cevaptan 25 puan kazanıyor. Doğru cevaptan 25 point kazanıyor arkadaşlar. Her yanlış cevaptan daha 10 point kaybediyoruz. Hop, tamam, gitti. 20 tane soruya cevap vermiş adam. Ve 255 puan almış. O zaman ben şöyle diyeceğim. X tanesine yanlış cevap versin. X tane yanlış. Ve 20 eksi X tanesine doğru cevap verir o zaman. Değil mi? Neyi sormuş? Kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Yani bizden 20 eksi X rica ediliyor. Biz de onun ricasını yerine getirelim. Hadi bakalım. Şimdi 25 point alıyordu ya, aha bunlardan. O zaman 25 çarpı 20 eksi X tane soru. Ve silinen puanlar için eksiyi kullanacağız. Eksi 10 çarpı x. Eşittir kaç puan almış? 255 puan almış toplamda. Toplamda bu kadar almış. Şuna şunu çarptınız. 20 kere 25 500 yapar arkadaşlar. Eksi 25x. Eksi 10x daha. Eksi 35x yapar. Direkt 35x'i yazalım biz buraya. Uğraşmayalım. Hop. Eşittir 255 dedim. 35x'i bu tarafa salladım. 255'i bu tarafa sallarsanız 245 yapar arkadaşlar. Buradan da x'i bulacağız şimdi. Her iki tarafı 5'e böldünüz, 7x.
Bu tarafı 5'e bölersek de 49 gelir ve 7x 49 ise x eşittir 7 gelecektir. Neyi sormuş? Kaç soruyu doğru cevaplamıştır? 7 yerine yazarsanız 20-7'den 13 tane doğrusu vardır arkadaşlarım. Bu yarışmacının deriz. Şimdi bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Kaçıncı sayfa? 28. sayfa ve 3. sorumuzdayız. Bir ofiste çalışanlar çaylarını iki şekerli ya da tek şekerli içmektedirler. Şimdi iki şekerli içenler var. Bir şekerli içenler var. Tamam, tek şeker bir şeker oluyor. Çayını iki şekerli içenlerin sayısı tek şekerli içenlerin sayısından 4 fazla. Yani bu x tane ise bunlar x artı 4 taneymiş arkadaşlar. Çaycı tüm çalışanların kullandıkları şeker miktarı kadar şeker almış ve servis yapmaya başlamış. Ancak bazı çalışanlar daha az şeker kullanmaya karar vermiş o sırada ve 7 tane şeker artmış. Şimdi 7 tane şeker arttıysa tabii doğal olarak çayını iki şekerli içenlerden bazıları demiş ki bir daha bakayım. Tamam. Tamam, çok güzel. Şimdi iki şekerli olanlar diyelim. Den 7 tanesi ben bugün şekeri azaltayım demiş ve bir tane şeker atmış. Yani ben bundan 7 çıkaracağım. İki şekerli içenlerin sayısı x8'i 3'e düşecek. 7 çıkardım bakın. Tamam mı? Ve sevgili arkadaşlar, 7 tane şeker artmış ya. Tamam, bundan kaynaklı artıyor. Peki tek şekerli içenlerin sayısı ne olur? Bakın iki şekerli olanlar, iki şekerli içenlerden 7 tanesi bu karara vardıysa onlar da artık tek şekerleşmiştir. Yani x artı 7 tane tek şekerli içen vardır o zaman. Son durumda herkes çayına en az bir tane şeker atmış. En az bir tane şeker attığına göre doğru yoldayız. Ve tek şekerli çay içenlerin sayısı iki şekerli çay içenlerin sayısı da 3 katı olmuştur. Yani şunun 3 katı mıymış? Hop, 3 katı dedik, eşit dedik. Tamam. 3x-9 eşittir x artı 7 dedim. Buradan x'i karşıya salladık. 2x-9'u bu tarafa attık, 16. Ve x eşittir kaç geldi? 8. Ne demişti? Buna göre ofiste kaç çalışan vardır? Ofiste bir kere kaç çalışan vardı başlangıçta arkadaşlar? Şurada 2x artı 4 değil miydi? Ben x'i 8 buldum. 2 kere 8 16, 4 daha. Ofiste 20 çalışan vardır deriz sevgili arkadaşlarım. Evet, devam edelim 4. sorumuzda. Aşağıda gramajları ve satış fiyatları verilen A ve B marka ballar gösterilmiş. Bal reklamları geldi aklıma birden. Bir hafta içerisinde bu ballardan 17 kilo satış yapılmış ve iki üründen de eşit gelir elde edilmiş. Bakın, eşit miktarda gelir elde ediliyor ve toplamda 17 kilo satış yapılmış. Buna göre bir hafta içerisinde bu ürünlerden toplam kaç adet satılmıştır diye soruluyor. Bundan A tane satılmış olsun. Tamam mı? A tane. Bundan da B tane satılmış olsun. Şimdi A tane B tane dedik. Tamam, eyvallah. Öncelikle şöyle diyeceğiz. 400 gram demiş ya, 400 gram. Ben onu 0.4 kilo olarak alacağım. 0.4 çarpı A tane. Bu şekilde neyi bulurum? Toplam satılan A marka, A kavanozundan toplam bu kadar kilogram satılmış derim. Artı 0.6 kilodur 600 gramda. Bundan da B tane satılmış. Ve burası toplam 17 kilo yapmış arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle 10 ile çarparsak biz bunu. 4A artı 6B eşittir 170 yapacaktır. 2'ye de bölersek 2A artı 3B eşittir, bunu 2'ye böldüğünüz 85 yapacaktır. Şimdi bu cepte, şu cepte başka ne bulabiliriz bunun içinden? Eşit fiyat demiş ya, bunu çıkarabiliriz. Yani bunu elde edebiliriz. Şimdi kilosu şu kadardı ve bu ne arkadaşlar? Bu satış fiyatıydı. Yani 400 gramının satış fiyatı bu. 400 gramının satış fiyatı bu. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Eşit para elde edilmiş ya hani. A tane satılmış. O zaman ben 30 çarpı A eşittir 40 çarpı B derim. Yani bunda bir sıkıntı yok. Sonuçta bakın, tanesi 40 liraydı ve B tane satılmış. 40B para kazanılmıştır. Tanesi 30 liraydı ve A tane satılmış. 30A kadar para kazanılmıştır. Sıfırları eledim. 3A eşittir 4B oldu mu? O zaman ben A'ya giderim. Derim ki kardeş, sen bundan sonra A değil 4K ol. B, sen de kardeş 3K ol derim. Bakın 3 kere 4 12K, 4 kere 3 12K yapar. Böylelikle A ve B kullanmak yerine sadece K değişkenini kullanmış oluruz. Olay bizim için daha basit hale gelir. Umarım anlaşmışsınızdır. A neydi? 4K.
2 kere 4K 8K yapar hocam. B neydi? O da 3K idi. Bu da 9K yapar. İkisini topladığınızda yaptı 17K. 17K kaçmış? 85. O zaman K kaçtır? Ben 17'yi neyle çarparsam 85 olur? 5 ile. Şimdi K 5'miş ya. Bu ürünlerden toplam kaç tane satılmıştır diye soruluyor. A neydi arkadaşlar? 4K'ydı. K kaçtı? 5'ti. 4 kere 5 20. Demek ki bundan 20 tane satılmış. Ulan var ya takır takır çözdük ha. K kaçtı? 5'ti. 3 kere 5 15. Demek ki bundan da 15 tane satılmış. Toplam ne kadar satılmıştır diye sormuştu bize. 20-15 daha toplam 35 tane satılmıştır deriz sevgili arkadaşlarım. Ve 5. sorumdayım. Alt kısmı dikdörtgenler prizması, üst kısmı bu prizmaya dik olan ve eşit yükseklikte halkaların takılabildiği dik bir silindirden oluşan bir oyuncak aşağıda verilmiş arkadaşlar. Aha bu iki tane oyuncak. Şimdi diyor ki düz bir zeminde duran bu oyuncağa şekil 1'deki gibi iki tane halka takılmış. Ve en son halkanın yani şunun üst yüzü ile bu tabandan olan mesafe 5 birim olmuş. Buna da 5 tane halka takılınca şurada boşta kalan 3.1 birim olmuş, tamam mı? Şekil 1'de silindirin halka takılı olmayan kısmının yüksekliği, yani şurası arkadaşlar, halka takılı olmayan kısmının yüksekliği burası. Prizmanın yüksekliğinin 25 katı. Yani arkadaşlar ben şuraya A dersem, bu prizmanın yüksekliğine A dersem burası 25A oluyormuş, tamam mı? Şimdi o zaman oyuncağın tamamının yüksekliği ne olur? Ben size söyleyeyim ne olur. A 25A daha 26A yapar. Artı 5 birimde burası var. Artı 5. Çok güzel. Devam. Şekil 2'deki en üstteki halkanın üst yüzeyinin, yani şunun sevgili arkadaşlar, zeminden uzaklığı kaç birimdir? Zeminde şurası. Yani burasıyla şurası arasındaki mesafe soruluyor bize. Şu kısım soruluyor. Peki ben bu kısmı nasıl bulurum? Şimdi tabi halkalar burada önemsizmiş gibi duruyor ama önemli. Çünkü burada 2 tane, burada 5 tane var ya, ben bunlara B demek istiyorum. Böylelikle bir tane A ile 2B'nin toplamının 5 olduğunu buluruz. Bir tane A ile bir tane A, 2 tane B'nin toplamı neymiş? 5 arkadaşlar. Bu kesin. Şimdi o zaman ben 5 gördüğüm yere A artı 2B yazabilirim aslına bakarsanız ama bakalım yazabilir miyiz? Yazarız ya, neden olmasın. Artı 5 dedik ya, şu 26A'yı karıştırmışız, bakın orada hatamız var. Şu kısmı sileceğim. Şöyle diyeceğim. Şurası 25A'ydı. Şurası 5'ti zaten. Yani 25A artı 5'miş. O zaman şu A artı 2B'yi direkt o zaman yapıştırabiliriz ya. 26A artı 2B deriz. Bunun tamamının yüksekliğine. Şimdi buranın tamamının yüksekliğine bakalım arkadaşlar biz bir de. İkisini kıyaslayabilmemiz lazım ki iki tane denklem çıksın. İki tane değişkenden iki tane denklem lazım. Şurası A ise şurası 5B'dir. Burada 3.1'miş zaten. O halde ikisi de aynı oyuncak olduğuna göre gençler, bakın birinin, bir oyuncağın yüksekliği 26A artı 2B idi. Diğeri de zaten A artı 5B artı 3.1'miş. İkisi de oyuncağın yüksekliği olduğu için bunlar birbirine eşittir. Pekala, şimdi devam. Ne demişti bize? Şu mesafe sorulmuştu değil mi? Şurasıyla şurası arasındaki mesafe sorulmuştu. Yani A artı 5B bize sorulan şey. Şu kısmı da silelim. A artı 5B soruluyor. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Yani şurası soruluyor arkadaşlar. Bunu nasıl elde edebiliriz? Önce A ile B arasındaki bence olayı anlamlandırmamız lazım. A ile B arasındaki olayı çözebilirsek bizim için hiçbir sıkıntı kalmayacak. Peki ben bunu nasıl çözerim? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya sanki şu 3 tanesi hiç takılmamış gibi düşünsek. Şurası gene 25A yapmayacak mıydı? Evet. Peki şurası neydi? Hocam orası da 3B yapar. 25A'dan 3B'yi çıkarınca, 25A'dan 3B'yi çıkarınca hop 3.1 kalıyormuş, bakın. 3.1 kalıyor. Tamam mı? Şimdi bu bizim cebimizde ise madem öyle, biz bunun 3.1 olduğunu biliyoruz ya. Şu kısmın 3.1 olduğunu öğrendik. Peki başka sayı bulabilir miyiz hocam? Başka sayı tabii ki buluruz. Nasıl bulacağız? Şöyle, ben şuradaki A ile 2B'nin toplamının da zaten 5 olduğunu biliyorum. Yani A artı 2B eşittir. Ne diyorum? 5 diyorum. Tamam, olayı bitirdik şimdi. Bak şimdi. Nasıl bitirdik? Şöyle. Şunu hemen 2 ile çarpıyorsun. Bunu hemen 3 ile çarpıyorsun. 50A eksi 6B eşittir 6.2 dediniz. Şu kısımda da 3A artı 6B eşittir 15 dediniz. Üstteki ile alttakini topladınız bir güzel. A'yı bulacağız şimdi, tamam mı? Şurası 53A yaptı. Eşittir 6.2 ile 15'i toplarsanız 21.2 yapar arkadaşlar. 21.2 yapar aynen.
Pekala. Şimdi ben A'yı nereden bulacağım? A'yı şöyle bulacağız. 53'ün 4 katını bir düşünün bakalım. 53'ün 4 katı 212 yapar değil mi? Karşıda ne var? 21.2 var. O zaman A nedir size söyleyeyim mi? 0.1'dir. Bakın şöyle olmuş olsaydı, 53 A eşittir 212 demiş olsaydık, A kaç olurdu? A 4 olurdu. 0.1 mi dedim? Özür dilerim, 0.4'tür. A 4 mü olurdu? E burada virgülü varsa demek ki A'da kaç olacak? 0.4 olacak. Şimdi ben A'yı buldum. A 0.4. E bir de bize B lazım hocam. B lazım. Tamam, sıkıntı yok. Heyecan yapma. A artı 2B neydi? 5 değil miydi? A kaçtı? 0.4. At karşıya 2B eşittir 4.6. B eşittir 2.3 mü gelir? Evet. Bize ne sorulmuştu? Şu. A artı 5B sorulmuştu. A kaçtı? 0.4. B neydi? 2.3. 5 ile çarparsan 11.5 mu yapar? Aynen. İkisini toplarsak 11.9 gelir. Cevabımız da bu olur sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum son sorumla, 6. soru. Bir pazarcı sabah tezgahını 63 tane karpuzla açmış arkadaşlar. Tamam. Pazarcı gün içinde karpuzların tanesini aynı fiyattan satmış ve akşam pazarında da elindeki karpuzları tüketmek için karpuzun fiyatına 2 lira indirim yapmış. Bütün karpuzları da bitirmiş. İşte pazarcı stratejisi. Pazarcı gün sonunda karpuz satışından elde ettiği 704 lirayla evine dönmüş arkadaşlar. Buna göre pazarcının gün içinde sattığı karpuz sayısı akşam pazarında sattığı karpuz sayısından kaç fazla diye sormuş bize. Şimdi ben diyorum ki sabah deseydik keşke, şimdi benim kafam burayı sabah akşama gidiyor. Gün içinde arkadaşlarım A tane karpuz satmış olsun. Akşam ise B tane satmış olsun. Kabul mü? Hadi bakalım. Toplamda 63 tane var. A tane B tane diyorsak A artı B ne olur arkadaşlar? 63 olacaktır. Şimdi gün içinde sattıklarını X liradan satmış olsun. Akşam pazarında sattıklarını da 2 lira indirimle X'i 2 liraya satmış. Böylelikle A ile ben şunu çarparım, AX yapar. B ile de bunu çarparım, BX eksi 2B yapar. Ve bunların toplamı da bize 704 lirayı verir. Tamam. AX artı BX artı B. Eksi 2B. B parantezini alsak mı, almayalım ya, kalsın öyle. Tamam, güzel. Şimdi X parantezinde A artı B diyebilir miyim ben buraya? Vallahi derim. Eksi bir de 2B'miz var eşittir 704. A artı B'nin ne olduğu belli mi? 63. O zaman ben şuraya getirir 63 çakarım. 63x eksi 2b eşittir 704 yapar mı? Yapar. Şimdi gençler, demiş ki bize pazarcının gün içinde sattığı karpuz sayısı akşam pazarında sattığı karpuz sayısından kaç fazladır? Yani a eksi b sorulmuş aslına bakarsanız. Olay bu. Çünkü gün içinde sattığı akşam pazarında sattığından kaç fazladır diye sormuştu. O halde ben 63x eksi 2b için bir sağlayan x ve b ikilisi bulmam gerekiyor. 63 demiş ya. Bir kere x kesinlikle ama kesinlikle 10'dan daha büyük. Neden? Çünkü 10 ile çarparsanız 630 yapar burası. Şuraya yemez. 11 olursa yine 704 ile başa çıkamaz. Ama 12 olursa işler kolaylaşabilir. Yani arkadaşlar x 12 olursa 12 kere 63 diyeceğiz. 63 ile 12'yi çarpın. 2 kere 3 6, 126 yapar. 63 toplarsanız 6, 5 ve 7 yapar. Yani 756 yapar. 756'dan 2B çıkmış, 704 kalmış. O zaman 2B nedir arkadaşlarım? 52 midir? Yani B kaçtır? 26'dır. Şimdi B 26, X de 12 iken bu sağlıyor. Değil mi? Peki B kaçtı arkadaşlar? B 26 bulduk ya. A kaç olur o zaman? Yani 26'ya ne eklersem 63 olur. 63'ten 26'yı çıkarırsınız. 7 ve sevgili gençler 3 kalır. Yani bu 37'ymiş. Bu 37'ymiş. Diğeri de 26'ymış. Çıkarırsanız kaç kalır? 11. Demek ki gün içinde sattığı akşam üzeri sattığının 11 fazlasıymış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet gençler, videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. 28. sayfamızın çözümlerini son olarak yaptık bu videoda ve bir diğer kısımda sayfamızda 29. sayfada alışveriş ve ödeme yapma problemlerini çözeceğiz. Problemlerin isimleri güzel ama, değil mi? Yani bu şekilde kategorize edilirse bence tüm problemleri de
ele almış ve halletmiş olursunuz. Gerçekten beğeniyorum bu kitabın tarzını. Bitirdiğimizde problemlerle alakalı gerçekten ama gerçekten sıkıntı miktarının minimize edildiğini de göreceksin. Buna emin olabilirsin. Evet. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.